Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi böyle yalancı Selanik örgüsü anlatacağım. Çift taraflı bakın. Şöyle arka yüzü ön yüzü hiç fark etmez. İki tarafı da aynı bir örgü. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bu yalancı Selanik diyoruz. 3 aroşa yani 3 ters 1 düz diyoruz. Farklı farklı isimlerle örneğimizi paylaşıyoruz videolarımızda. Bundan atkılar, bereler, ırkalar kendinize veya çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere 2-3 tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek üzerinden modelinize başlayabilirsiniz. Ben bugün ilmeklerimi hem atarak sizlerle beraber örneğimi başlamak istiyorum. 4 ilmek üzerinden diye hemen şöyle ilmeklerimizi atalım değerli izleyicilerim. Şöyle bakın. Ben genelde çift şişte ilmeklerimi atıyorum. Bazıları tek şişte kullanabiliyor. Şimdi şöyle tekrar 4 1 4 ilmek daha atalım. Toplamda 3 tane ilmek örneğimizi paylaşalım. Şimdi sayalım şöyle bir kenar ilmeğimiz 3 1 düz 3 1 düz 3 bir de kenar ilmeğimiz değerli izleyicilerim. Şöyle hemen ipimi sabitliyorum. Şimdi arka yüzü başta birinci sırası olarak şöyle tamamını ters örüyorum. Yani örgümüz aslında ön yüz, arka yüz fark etmez ama çift taraflı bir örgü. Şimdi diyelim ki sizler alt ucuna lastik ördünüz benim gibi. Ön yüzden modelimize hemen başlıyorum. Şimdi şöyle bakın kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane aroşa örüyorum ön yüzde. Sonra bir düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 aroşa. Yine bir düz 3 aroşa. Yani modelimiz aslında hep bu şekilde. 3 aroşa bir düz ön yüzde. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra bakın. Bir tane burada aroşa yani ters örgü ördüm. Şimdi bu ön yüzde düz örmüş olduğum örgü tam ortala yani ortaya gelmesi gerekir. O yüzden arka yüzde ne yapıyorum? Bir tane aroşa ördüm. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Sonra tekrar 3 tane ilmeğimi aroşa örüyorum. Tekrar bir düz 3 aroşa. 3 aroşa, bir düz, bir aroşa. Yani başta ve sonda sevgili izleyicilerim, kaç tane ilmeğimiz olursa olsun, başta ve sonda bir aroşa, yani bir düz bir aroşa ile bitiriyoruz. Bir düz bir aroşa ile başlıyoruz. Ama örneğimizin ön yüzünde hep aynı bakın. 3 tane aroşa örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra. Zaten burada belli. Bir tane düz ördüm. Tekrar 3 aroşa örüyorum. Yine bir düz 3 aroşa. Ön yüzde de kaç tane ilmeğim olursa olsun hep 3 aroşa ile başlıyorum. 3 aroşa ile bitiriyorum ön yüzde. Arka yüzde de kenar ilmeğimizden sonra bakın bir aroşa örüyorum. Burada bir düz. Sonra tekrar 3 aroşa örüyorum. Bir düz. En sonda yine baştaki gibi bir düz bir aroşa ile bitiriyorum.
Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Bir sıra daha anlatalım değerli izleyicilerim. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Şimdi ben 3 numara şiş ve orta kalınlıkta yeleklik ip kullandığım için 3 numara şiş kullandım. Ama sizler ipiniz kalınsa 4-5 numarada kullanabilirsiniz. Daha da geniş böyle iri iri durur. Selanik örgüsü olan yeriniz. Şimdi bir sıra daha anlatalım ve sonra videomuzu tamamlayalım. Bakın biraz örneğin belli olmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğimden sonra ne yapıyorduk ön yüzde? 3 tane ilmeğimi araşa örüyorum. Zaten bakın belli olmaya başladı. Tekrar buradaki düzü ördüm. Yine 3 araşa. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. 3 aroşa ile başladım bakın. 3 aroşa ile bitirdim. Arka yüzde de kenar ilmeğimden sonra burada bir tane aroşa ile başlıyorum. Sonra bir düz örüyorum. Devamında 3 aroşa ile devam ediyorum bakın. Bir düz, 3 aroşa. Bir düz, bir aroşayla bitiriyorum. Yani örneğimiz arkalı önlü aynı dedik de ilmeklerin sadece farklı yerlerde kullanıyoruz. Yani 3 aroşa bir düz ama başlarken ve sonlarda farklı bakın. Ön yüzde bu şekilde. Çünkü böyle yapmazsak bu düz olan yerleri şöyle bakın literalı örgü gibi değerli izleyicilerim. Şöyle. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Bakın sizlerle beraber örmüş olduğumda. Böyle hemen. 3 numara şiş orta kalınlıktayım. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Zaten günlük video çekiyorum. Takipte veya abone olanlar biliyor bizi. Her gün sizlere günlük olarak videolarımı paylaşıyorum. Beni izleyen yurt içi, yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.